Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'de Haziran ayında sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular kimler? Onlarla alakalı ben bir kadro oluşturdum arkadaşlar ve öncelikle kadroyu inceleyelim istiyorum. Sonrasında Süper Lig'de Haziran ayında bonservisi elinde olacak bu futbolcularla bir sahaya çıkalım. Bazıları kendi takımlarıyla eğer sözleşme yapmazsa yazın birçok takım onları almak için sıraya bile girecektir. Öyle isimler kadroda yer almakta. Kadromuza baktığımız zaman ilk 11'de ve yedeklerde bu isimler bulunmakta. Piyasa değerine göre ilk 18'i oluşturdum ben. Buradaki futbolcuların sözleşmesi Haziran ayında bitiyor. Herhangi bir opsiyonları falan da yok. Takımları kesinlikle bu futbolcularla anlaşması lazım. Yeni kontrat yapması lazım. Aksi halde buradaki çoğu futbolcu için özellikle de Süper Lig'den çok fazla talip olacaktır. Kaleden başlayacağımız zaman Altay Bayındır. Sene sonu sözleşmesi bitiyor. Kalede Altay Bayındır'ı kullandım ben. Kayserispor'da birçok isim var sözleşmesi bitecek olan. Sağ bekte Onur Bulut, sol bekte Karol. Stoperlere geçecek olursak Sivasspor'da Goutas var. Sivasspor'da bir de ofansif orta saha futbolcusu var ki Saba. Normalde yeni transfer ama baktım sözleşmesi bir senelikmiş. Herhangi bir opsiyon paylaşılmamış. Bu Saba önemli bir futbolcu. Eğer Sivasspor'la devam etmezse Süper Lig'de çoğu takım bu futbolcuyu almaya çalışacaktır. Belki Sivasspor bu futbolcuyla sözleşmeyi de uzatabilir. Diğer stoperimiz Giresunspor'dan Perez. Orta alana geçince ligimizde önemli orta saha futbolcuların sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'de Zayk, Haziran ayında sözleşmesi biten isimlerden. Trabzonspor'dan Hamşik. Hatta Beşiktaş'ta Josef de Souza orta alanda yer alan futbolcu. Onun dışında Adana Demirspor'dan Stamboli stoperde de oynayabiliyor. Birçok farklı yerde oynayabiliyor kendisi. Mesut Özil Başakşehir'de, sakat da kendisi. Onun seviyesi yüksek olduğu için ben ilk 11'e yerleştirdim kendisini. Forvet'e, hücum hattına baktığımızda bu sezon dikkat çeken isim Ener Valencia. Dünya Kupası'nda olsun, ligde olsun iyi goller attı, iyi maçlar çıkardı. Onun da sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe belki anlaşacaktır kendisiyle. Altay Bayındır olsun, Ener Valencia ama Zayt'la hala anlaşmadılar. Forvet'e geçtiğimiz zaman Cagne var. Bizim ligde iş yapıyor bu adam. Eğer takımından ayrılırsa Karagümrük'ten başka birçok Süper Lig takımı isteyecektir kendisini. Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Beşiktaş'ta kanat futbolcuları Enkudu ve yedeklerde de Redmond'ın sözleşmesi bitiyor. Zaten Redmond yeni geldi. Performansına göre belki sözleşmesini devam ettirebilirler. Ama Enkudu'yla bakalım yola devam edecekler mi yoksa tamam mı diyecekler. Enkudu da öyle futbolcu ki bazen 5 maç oynuyor. Fırtına estiriyor maçlarda, sonra kayboluyor gidiyor. Sonra bir anda tekrardan çıkıyor. Yani adamı yollasam mı yollamasam mı iki arada bir derede kalabilir insan. Burada ilk 11'e baktık. Yedeklerde değinmediğimiz isimler var. Kayserispor'da birçok ismin sözleşmesi bitiyor. Onlardan bir tanesi de Hüseyin'i. Forvet'te Santrafor'da Hatayspor'un Santrafor'u El Kabi. Kayserispor'da Mensah önemli bir futbolcu. Süper Lig'de taliplisi çok olacaktır. Kayserili eğer yola devam etmezse Mensah'ın da sözleşmesi bitmekte. Burada değinmediğimiz herhangi bir isim kalmadı. Bunlar peki oyunda nasıl oynuyor? Bazı futbolculara bakalım. Mesela Cagne oyun tarzı hedef adam olan bir isim. Yandan yan ortalarıyla beslemek lazım kendisini. Ben hızlı kontratağa göre takımı ayarladım. Mesut Özil klasik 10 numara. Kilit paslar verecek, geride duracak, ceza sahası dışında durur. Ara pasları vererek oynayan oyun tarzına sahip. Burada Zayk önemli bizler için. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Göbekli ofansif orta sahada oynatabiliyoruz. Hücumda da ileri koşularını sık sık göreceğiz kendisinin. Hamşik tam orta saha oyun tarzına sahip. İki ceza alanında gider gelir oyunda. Tabi yaşı ilerledi. Oyundaki özellikleri de düştü. Ener Valencia'yı sağda, santraforda, GF'de, sağ kanatta kullanabiliyoruz. Şimdilik sağ tarafa yerleştirdik. Form durumuna göre değiştirebiliriz. Redmond'u da oraya alabiliriz. Enkudu klasik bir kanat futbolcusu. Solda sağda oynayabilmekte. Bek futbolcumuz Karol. Burada mesela yedeklerde defansif orta sahamız Stamboli. Adana Demirspor'dan Göbek, Dos ve stoperde oynayabiliyor. Ön libero oyun tarzına sahip. Mensah ofansif orta saha futbolcusu. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Diğer yerlerde keşke şöyle koyu parlak kırmızı olsaydı daha da iyi olacaktı. Burada Saba önemli bir isim. Sivasspor'da bu sezon iyi işler çıkardı. Sol ayaklı 30 yaşında, 1.68 boyunda. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. Santrafor, sağ açık, gizli forvet, ofansif orta saha. Sabah eğer formsuz gelmezse kesinlikle kullanalım. Hatta
Mesut Özil'den daha çok işimize yarayacaktır ama Sabah'ı yükseltmemiz lazım. Seviyesi biraz düşük kaldı. Mesut'unki yüksek olduğu için ilk 11'e yerleştirdik. İlk golü atan kazanır etkinliğinde maça çıkalım arkadaşlar. Burada ilk gol atmak önemli. Golü atan kazanıyor ve maç bitiyor. Takım gücümüz 2233. Yüksek değil, düşük bir takım gücümüz var. Rakibimiz geldi. Mami, Ahmet FB 1907 kullanıcı adı var ve takımı güçlüydü. 2600'ün üzerindeydi. Bir form durumuna bakalım. Cagne, Valencia çok kötü geldi. Yedeklerde şimdi birkaç hamle yapacağımız isim var. Sabah'ı ben direkt santrafora çekiyorum. Redmond'ı sağ tarafa alıyorum. Santrafor Erik abi vardı, duruma göre onu da değerlendirebiliriz. Şimdi bir rakibe bakalım. Güzel bir kadrosu vardı çünkü takım gücü yüksek. Messi, Mbappe, Benzema gibi ileride etkili isimleri var. Yedeklerde de bu isimleri bulunmakta. Gascoigne'yi Epic'lerden çıkarmış. Hediye olan o Epic paketinden. Rakibimizin kadrosu güçlü ama hocası kim? Hocası Jorge Jesus'muş. Fenerbahçe takımının menajerini kullanıyor rakibimiz. Doğru, kullanıcı adı da adında 1907 vardı. Takımı Paris Saint-Germain. Maça kim başlıyor? Biz başlıyoruz. Süper Lig'de sezon sonu bedava olacak futbolcularla sahadayız. Sabah'ı da santraforda kullanıyoruz. Solda Enkudu. Karol. Enkudu'yu görsek. Hadi be Enkudu. Galiba hiç dokunmadı da topa rakip. Taç rakibin. Mbappe'yi tekrardan görebilir. Orada savunmacımız durdurdu Benzema'yı. Karol. Pası verdi Enkudu. Ortadaki isim Sabah'a geçti. Enkudu çok tehlikeli. Ortadaki isimlere yol alsak. Gelişine Zaykın şutu üstten altı ama bu kadar kötü vurulmaz. Çok net bir pozisyonda. İçeriye de o kadar kalabalık girdik ki. Harika bir pas. Gelişine kötü bir vuruş geldi. Çok da basmamıştık ama. Hani çok bassam derim ki çok bastık ama gerçekten çok basmamıştık. Olsun. Biz böyle pozisyonları yakalarız. Kısa çıkacak rakip. Çok soğukkanlı. Ortaya döndü. Pavar. Otavio. Savunmacımız giremedi araya. Tehlikeli isim Benzema. Solda Onur Bulut önünden geçti. Onur izin verme. Mbappe izin vermedi. Ortaya doğru döndük. Çok güzel. Zayk. Sağa dönelim. Burada Redmond var. İçeri kimse girmiyor. Hadi Enkudu elini kaldırdı. Enkudu'ya doğru. Kafa vuruşu Enkudu'dan. Deheya. Gelir mi bir gol? O kadar net bir pozisyon ki. Hadi Redmond. Falso ayağının dışıyla. Boş kale. Gol attık. Etkinliği tamamladık. Golü atan isim kimdi? Sabah galiba. Evet, Sivasspor'un ofansif orta sahası. Sabah santraforda kullanıyoruz kendisini. 1-0 öne geçtik burada. Oyuncu derecelerine bakalım. Sabah gol attığı için en yüksek dereceyi aldı. Rakipte de Deheya 6,5 derece. Rakibimiz geldi, Galatasaray takımı. Kadir 1 ve 99 kullanıcı ismi. Form durumuna bakalım. Cagne şu Sabah formda gelirse normal geldi, ben Sabah oynatacağım. Valencia formsuz, Redmond'u oraya aldık. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Sol açıktan Ansu Fati'si var. İleride Mbappe'si, sağda Messi. Ansu Fati çok net. Perez. Uzaklaştıralım. Onur Bulut. Sağda Redmond var. Redmond'u gördük. Orta. Mesut Özil. Redmond'a yollayamadı. Baskımız sonuç getirir mi? Pavard. Öyle bir pas attı ki rakibimiz. Ansu Fati. Onur Bulut'u geçti. Mesut Özil'in Zaykın müdahalesi. Hamşik. Enkudu'yu görmemiz lazım. Enkudu bir çalım. Geçtik orada Pavard'ı. Enkudu ile gidiyoruz. Yetişmesi çok zor. Farkı açıyoruz. İçeri doğru yönelim. Hadi bir çalım daha. Olmadı. Alırız. Redmond. Şut çektirmedi rakip. Lampard sağa gördü. Çok büyük boşluk var. Lionel Messi. Gotas açısını kapatalım. Bir an Perez bırakınca korktum arkadaki adama gider diye. Ha, kaptık, kısa kaldı. Havadan Enkudu'ya. Hadi be Enkudu. Enkudu. Enkudu önümüzü açtık. 3 kişinin arasına girdik. Boş kale. Sabah tamam. Sabah ne yaptı? Ben hayatımda böyle bir gol kaçırmadım. İlk defa bir futbolcuyla kalenin dibinden gol kaçırdım. O da Sabah'mış. Ben bir daha böyle de gol kaçırmam zaten. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadık. Çünkü şuta bastığında yönünü ayarlamasan bile doğrudan kaleye gider. Zoru başardı.
İmkansızı başardı oyunda. Yani böyle ağzım açık kaldı. Olsun. İyi geliyoruz yine de. Perez savunmadan koptu geldi. Hadi o kadar geldin, sen çek şutu. Yandan out. Neler kaçırdık neler. Bunları aramasak. Sabah yatardım ama az önce öyle bir gol kaçırdı ki. Bu oyunda kolay kolay kaçırılmayacak bir pozisyonu avuta yolladı kendisi. Ondan ona paslatmak istemedim ama tabi Sabah ile yine biz gol atmaya çalışalım. Sabah kötü bir futbolcu değil. Anlık bir hata oldu. Tarafta adamı, hadi be hızlı çıkalım. Ver pası. Redmond. Ama burada da bitirilmez. Kontra atağa kalkıyoruz. Burada bitirdi. Forvet'i çıkarmayacağım. Yine aynen forvetle devam edelim. İki tane şut çektik. Zayk tek pası verdi. Mesut Özil. Sağda Redmond. Ver hemen önündekine. Zayk. Aşağıda çok boşta adamlarımız var. Bu sefer atarsın Sabah. Sabah. Koş Sabah. Pavar. Taç. Ayağımdan açtı. Onur Bulut kazandı. Ortayı görelim. Zayk. Hadi Sabah. Bu sefer atarsın. Sabah ile falsomuz. Çok netti. Çıkarmayacağım. Cidden çıkarmayacağım. Çıkarıp da çıkarmam arasında kaldım. Yok yok, Sabah ile gol atacağız. Adam gerçek hayatta çok iyi topçu. Oyunda bir şanssızlık yaşıyor. Sabah yaktı bizi bu maçta ama. Hemen çıkmamız lazım. Zayk. Mesut Özil. Hadi be. Orada Enkudu. Sabah da gidiyor ama rakip izin vermedi. Menyan. Hadi tek pas. Ya çocuklar yapmayın orada. Çok kötü bir top kaybı. Messi, Lionel Messi. Rakibimiz geliyor. Lionel Messi. Hadi çocuklar yapmayın. Yapmayın çocuklar. Çok net bir atak. Topu uzaklaştıramadılar. O kadar da bastık bastık. Bir topa vuramadılar. Seviyeleri düşük. Tabi arada kalite farkı var. Tamam ama ya şu topu uzaklaştır. Sabah zaten gözüme gözükmesin. Şu maçtan sonra Sabah'ı görmek istemiyorum. Çok net pozisyonlar kaçırdı. Adamı fullemedik de şimdi çok suçlayamıyoruz. Kalemize ilk şutu olabilir rakibin. Sabah'ı göstermesin kameralar. Hangisi Sabah onu da çıkaramıyoruz ama hepsi birbirine benzeyebilir. Yüzler çok net değil. Hamşik saçlardan belli ama. Zaten adam üzgün. Kameraman da dibine kadar yapışıyor. Maç sonu bakalım Sabah'a kaç derece verdi oyun. Şöyle bir Sabah'ı görsek oyuncu derecelerinden. Hamşik 6.5, Perez 6. Nerede bizim Sabah? Evet, bizim kadroda maçta en kötü, en düşük dereceyi alan futbolculardan biri. Listenin de en sonunda kendisi. Net pozisyonlar kaçırdı. İki tane %100'lük gol pozisyonunu kaçırdı. Bir tanesi %100 değil, %1 milyonluk pozisyondu. Ha, rakibe bakmadık. Rakip Messi, gol atan isim 7.5, onun dışında 6. O pozisyonu bir daha gösterir mi acaba? Bu muydu? Evet. Ya bu nasıl kaça? Norm, biz yani yön falan çizmemize gerek yok. Oradan neye çizersen çiz zaten kaleye yollaması lazım. Adamın kaçırdığı gole bak. Bir tane daha çok net pozisyonu vardı. Onu da gösterirse iyi olur. Burada da garanti falso yollayalım dedik. Atamıyor. Yani seviyesi çok yüksek değil tabii. O da etkiliyor. Her rakip de Messi tabi, hemen yolladı köşeye. Seviye farkı, kalite farkı var oyun içerisinde. Sabah gerçek futbolda güzel futbolcu. Sivasspor'da iyi işler yapıyor kendisi. Oyunda tabi seviyesi düşük olduğu için. Yoksa Süper Lig'de birçok takım Sabah'ı almak isteyecektir Sivas'tan ayrılmak istese. Burada da Messi. Altay'ın hemen altından topu yolladı. Yerden vurması özellikle de gol olmasını sağladı. Vuruşa bak. Bu taça mı gitti? Ona da dikkat etme. Ona dikkat etmedim. İnşallah taça gitmemiştir. O kadar onu da becermemiştir. Vay canına yani. Kaçırdığı gole bakın. Umarım siz de izlerken maçlardan keyif alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.